Evet, gençliğin gözyaşları kenar ortayın ilk testiyle başlıyorum arkadaşlarım. Birinci sorumuz bakalım ne diyor, bir okuyalım. Diyor ki AE ile BD'nin toplamı 30 santimdir. AE ile BD. Buna göre AG ile BG'nin toplamı nedir? G ağırlık merkeziymiş. Şimdi ağırlık merkezini okuduğun her soruda %100 yapacağın işlem tabana 1, açıya 2 kuralıdır dostum. Tabana 1, açıya 2. Ağırlık merkezini okuduğun her soruda %100 yapacağım bu özelliği. Neydi hocam bu özellik? Şu AE kenar ortay ya dostum. Ağırlık merkezinden geçiyorsa kesin kenar ortay. Ağırlık merkezi tabana yakın parçaya bir birim dersen açıya yakın şu AG parçasına iki katını diyeceksin. İşte BD kenar ortay içinde. Tabana yakın M ise açıya yakın 2M. Ve sana diyor ki bak AE yani 3K ile BD 3M'nin toplamı 30. O halde 3'e böl K ile M'nin toplamı 10. Ne istiyor? AG 2K, BG 2M. Şunun iki katını istiyor. Çarp 2 ile 20'yi paketle. Bitti soru. Geldik 2 numaraya. 2 numarayı okuyalım birlikte. AF diktir. BD. AF 6 birimmiş toplam. Şu E noktası ağırlık merkezi demiş. E noktası ağırlık merkezi ise hani 1'e 2 oranından şuraya 2, buraya da 4 yazacağım. Neden? Çünkü toplamı 6, 1'e 2 oranı da var. BD'yi 9 vermiş. O halde şuraya 3, buraya 6 yazacağım. 90'ın tersi de 90'dır dediğimde işte sana x'i buldun. Pisagor x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi. 4 6 üçgeni 2 kök 13 yapar hipotenüsü. Geçtik 3 numaraya. Yine G ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. O halde 4 tabana yakın parçası yarısı olacak 2. 2 açıya yakın parçası 4 olacak 2 katından. GE ile GC'nin toplamı 2 ile 4'ün toplamını soruyor. 6'yı paketledik dostlar. Şimdi geldik 4 numaralı sorumuza. Dik açıyla, bakın bu sefer de dik açıyla ağırlık merkezi var. Bileceksin ki sen bu soruda muhteşem üçlü var dostum. Hemen şunu aşağıya doğru indirdim. Muhteşem üçlü burayı 2'ye bölüyordu. Kendisi de şurası da toplamda 9 olacak. Hatta 9'da ağırlık merkezi nasıl bölecek? 1'e 2 oranında 3'e 6 diye böldü. X eşittir 6'yı paketledim. 5 numaralı sorumuzdayız dostum. Bakalım ne diyor? 2, 2, 90. O zaman burası oldu 2 kök 2. BG eşittir GC eşittir 2. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. AB eşittir soru işareti diyor. Hadi ağırlık merkezi ise şuradan aşağı inen kenar ortayımı da çizeyim. Bu kenar ortay burayı 2'ye bölecek. Kök 2. Kök 2. Bak dostum şurası da muhteşem üçlü yaptı. Bu da kök 2 çıktı. Hatta 1'e 2 oranından şurası 2 kök 2 çıktı. Şu dik üçgeni görsene bir kardeşim. Bak şurada bir dik üçgen var. Şurası 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Şurası kök 2. Bana da hipotenüsünü soruyor x. Hani biri diğerinin bak 3 katı görmüş müsün? Biri diğerinin 3 katı ise küçük olanın yani kök 2'nin kök 10 katıydı hipotenüs. O zaman ne çıkar burası? Kök 20. Kök 20 de nedir? 2 kök 5'tir Gobel. 6 numaradayım dostum. Yine G ağırlık merkezidir demiş. Buna göre BC ile BC'yi görelim şurası. DE. DE de şurasıdır demiş. Peki şöyle yapalım mı? Kardeşlerim hani burası K ise burası 2K'dır. Neden hocam? Çünkü G ağırlık merkezi ise şu kesin kenar ortay burayı 2'ye böldü. Şu da kesin kenar ortay. Hocam bu da burayı 2'ye böldü. Peki 2 kenar ortay şuraları 2'ye böldüğünde ben burayı birleştiğinde bunun ismine ne diyorduk biz? Orta taban. Orta taban. Ve orta taban alttaki tabana her zaman paraleldir ve her zaman yarısıdır. O zaman 2K ile K dedim bunlara. Şimdi diyor ki BC'den DE'yi yani 2K'dan K'yı çıkarırsan 10. Yani K 10 diyor dostum. Sonra da diyor ki bunların ikisinin toplamı yani 3K'yı soruyor. 2K ile K'nın toplamı 3K. O da yaptı 30 dedik. Evet birinci testini gömdük. Daha doğrusu gömmedik. İlk 6 sorusunu gömdük. 7 numarayla devam edelim. AD açıortay. Bak bu açıortay ağırlık merkezinden geçiyor Gobel.
Hem açıortay hem de kenar ortay o zaman. Burası 4. O zaman aynı zamanda dik de olacak burası. Peki 3 ise tabana bir açıya 2'den burası 6 olacak. Ve sen şuradaki üçgende Pisagor yapacaksın. X kare eşittir bir 4'ün karesi 16. Bir de şurası toplamda 9. 9'un karesi 81. O halde X kare eşittir. 97 mi yaptı dostum? Sanırım 97 geliyor değil mi? X kare 97 ise X kök 97 çıktı. 8 numaradayım arkadaşım hemen. Bakalım ne diyor? Bakın dik açı ve ağırlık merkezi var. Muhteşem üçlü yapacaksın o zaman kesin kardeş. Şu 10'sa bir kere burası. Açıya yakın yer 10'sa, tabana yakın yer yarısı 5. Peki burası toplamda 15 ise muhteşem üçlüden bu amcalar da 15. 15 gelecek. Ve bak 18 x 30 üçgeni. 18 x 30 üçgeni. Şimdi bu kesin bir özel üçgen. Hadi gelin hepsini 6'ya bölelim mi? 6'ya böl 3. 6'ya böl x bölü 6. 6'ya böl 5. Gördün değil mi? 3, 4, 5 üçgeni. Demek ki x bölü 6, 4. O halde x 24. 18, 24, 30 üçgeniymiş bu Gobeli. Evet, bunu da gömdük. Hemen 9 numaraya geçelim şimdi. Yine G ağırlık merkezi demiş. Demek ki bir yerlerde tabana bir açı 2 yapacağım. E hadi şu 12'yi bir devam ettirsek biz. Şurası ne yapacak? Tabana 1, açıya 2 yapacak. Açıya 12 düştüyse tabana yarısı 6. Peki şurayı 90 derece vermiş bize dostum. Bak bu hem G'den geçtiğine göre burayı kesin kenar ortay olacak. 2'ye bölecek. 90 dereceden inen kenar ortay hipotenüsü 2'ye bölecek. Kendisi de eşit olacak. Buralarda 6 6 geldi. Yani toplam x ne çıktı dostum? 12 çıktı. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, 10 numaradayız. Okuyalım bakalım 10 numarayı. Ölçüleri 12 ve 18 olan şekil 1'deki dikdörtgen biçimindeki kağıt köşeleri köşegenleri boyunca katlanarak daha sonra tekrar açılıyor. Pekala. Şekil 2'de ise elde edilen 4 üçgenin her birinin ağırlık merkezine şekildeki gibi sarı ve kırmızı renkli noktalar yerleştiriliyor. Buna göre kırmızı renkli noktaların birbirine olan uzaklığı ile sarı renkli noktaların birbirine olan uzaklıkları arasındaki fark kaç santimdir? Gayet güzel bir soru olmuş. Halit hocam ve İsa hocam bu soru için kesinlikle tebrik ediyorum. Çok güzel düşünülmüş. Ben ilk defa karşılaştım böyle bir soruyla. Başka hiçbir kitapta görmemiştim bu veya buna benzer bir soru. Şimdi dostum, şu kırmızı nokta şu üçgenin ağırlık merkeziymiş. Adamım, şuradan çizdim. Madem ki burası ağırlık merkezi, şurada K'ya 2K muhabbeti var. E şimdi aynı şey bunun için de geçerli dostum. Şurası ağırlık merkezi ise K'ya 2K muhabbeti burada da var. E toplam ne oldu burası? 3, 6K. Ve sen 6K'yı ne diyebiliyorsun? 18 diyebiliyorsun 6K'yı. O zaman K ne çıkar? 3. Bana 4K'yı soruyor. 4K ne yaptı? 4 kere 3, 12. Yani kırmızı renkli noktaların birbirine uzaklığı 12. Şimdi gelelim sarı renkli noktalara. Hocam, bu ağırlık merkezi ise şuradan çizdiğim şu doğru kesinlikle ne yapacak? 1'e 2 oranında bölecek değil mi burayı? Yani ben şuraya m birim dersem şurası 2m. E şimdi aynısını alt taraf için de yapalım. M'e 2m diyelim. Peki toplam burası ne oldu? 6m. 6m neye eşitmiş? 12'ye. 6m 12'ye eşit. M ne çıkar bu durumda? 2. Bana neyi soruyor? 2 sarı arasındaki yer 4m'i soruyor. 4 kere 2 8 çıktı sarılar arasındaki uzaklık. Bana da bu ikisinin farkını soruyor. Cevabım Denizli'den geldi dostlar. Evet, 11 numarayı okuyoruz. Şekil 1'deki ön yüzü mavi, arka yüzü pembe renkli ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlanarak şekil 2'deki bilmem ne beşgeni elde ediliyor. Tamam. AD eşittir AD eşittir DB üssüne. AD DB üssüne. Şimdi biz ne yapacaktık dostlar? Öncelikle bunu bir katlanmadan önceki haline bir açalım mı şöyle? Katlanmadan önce şöyleydi bu. B buradaydı. Şimdi BD ile DB üssü eşit bir kere. Onu bir gösterelim. Şunlar eşit birbirine.
AB üssü 6 ise AB de 6. Onu da bir gösterelim dostlarım. Bir de bir şey daha demiştin. Neydi? Şurada bir yerde. AD yani 5. DB üssüne eşit. DB üssü de 5 o zaman. O zaman şurası da 5. O da DC'ye eşit. Burası da 5. Bak dostum ne çıktı? 5. O zaman burada bir muhteşem üçlü var. Şu açı kesinlikle 90 derece. Bana da AC'yi soruyor. Kardeşim gördün mü şu 6, 8, 13 genini? Bak şurada bir 6, 10. O zaman AC ne çıkacak? 8 birim çıkacak. 6, 8, 10 üçgeninden. Evet dostum. Kenar ortayın ilk testini işte şimdi gömmüş bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda ikinci testi gömeceğiz. Hadi görüşmek üzere.